Ah, ben de size bakacaktım. Niye kalktın? Yatsaydın. Dinlen de kendine gel çocuğum. Ya anne, yat yat, sıkılıyor insan. İyiyim ben. Mehmet nerede? İçeride uyuyor. Sen de uyusana. Bir şey isteyeceğin zaman seslen kızlara, getirsinler. Dolaşıp kendini yorma. Ayılıp bayılıyorsun hala. Anneciğim, Mehmet uyanacak sessiz. Gel sessiz olalım biraz. Sen de sözümü dinle o zaman. Anne çok sıkıldım. Ya yattıkça hasta oluyor insan. Biraz hava alayım, özlemişim evi. Sonra bol bol alırsın havanı. Şimdi yatağa hadi. Anne tamam, gerçekten bak temiz hava iyi gelir. Yatarım sonra. Yatarım sonra, yorulursam söz. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Boşa nefes tüket, dur Şeref. Beni bilmiyorsa dünyasını yıkmanın alemi yok dedim. İyi bakılıyordu. Mutluydu. Ben ona o kadar çok imkan sağlayacak durumda değildim. Keşke öğrendiğiniz anda Bahar'ın karşısına çıkıp ona gerçeği anlatsaydınız. Çok geç kalmışsınız. Bahar'ı nasıl ikna edeceksiniz? Sizi görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Onunla konuşmanıza bile izin vermez. Bilmiyorum ama belki siz bana yardım edebilirsiniz. Bakın, Bahar'ı karşıma alamam. Sizin hakkınızda konuşmuyor bile. Onu daha fazla üzmek, hırpalamak istemem. Lütfen beni karıştırmayın. Ben sadece emin olmak için buraya geldim. Size tam olmasa da hak verdim ama... Belki çok mutlu olacağız kızgınlığı geçince. Belki sarılacak bana, baba diyecek. Ömür boyu bırakmayacağız birbirimizi. Bir baba olarak bir başka babadan yardım dileniyorum. Bana yardım edin lütfen. Onu kazanmama yardım edin lütfen. Peki, size yardım edeceğim. Ama onu ikna edemeyebilirsiniz. Buna kendinizi hazırlayın lütfen. Mehmet, nasıl? Senin yedek parça uyum sağladı mı? Sağladı ya, sağlamaz mı? Hem de en kalitelisindenmiş. Gümüş çok iyi bakmış böbreğine. Hay Allah'ım ya, dalga geçtiğiniz şeye bakın. Anneciğim, eğleniyoruz. Sen istemiyor muydun şöyle keyifli bir sofrada yemek yememizi? Oğlum, ölümden döndün. Gümüş hayatını kurtardı. Siz yedek parça falan diyorsunuz, çok ayıp. Anneciğim, kızacak bir şey yok ki bunda. Ben onun yedek parçası hep tabii. Pardon anne ya. İstese bütün organlarımı veririm. Tüfe subhanallah. Şimdi tek böbrek sana yetecek mi? Sana bir şey olmaz değil mi? Kendime iyi bakarsam yetecek tabii. Almazlardı ki yoksa doktorlar. İyi ki varsın Gümüş. Sen olmasaydın dayım sağlığına kavuşamazdı. Ben bir Melek'e bakayım, geliyorum tamam mı? Afiyet olsun. Benim elime de öp. Tamam canım. Kızım, bakıcısını niye yolladın? Baksaydı bu gecede. Ya o da ailesini görsün istedim anneciğim. Afiyet olsun size. Dur Gümüş, beraber çıkalım. Ben de bir Doruk'a bakayım. Afiyet olsun. Olsun. Sağ ol. Hadi bakayım. El ele tutuşun. Yaramazlık yapmayın. Onur, bugün bomba espriler yapıyorsun maşallah. Allah'ıma bin şükürler olsun. Yüzümüze güldü ya. Yeniden hep beraberiz. Ay. Ay. Ne? Şu hale bak. Uyuyor mu, dans mı ediyor belli değil. Hep açık üstü. Ne? Defne de böyleydi. Doğru nasıl yatırsan öyle kalıyor maşallah. Şuna baksana, kocaman oldu. Haftalardır benden uzakta. Böyle yalnız başına bir sürü şey öğrendi. Kaçırdım. Ama babasının hayatını kurtardın. Artık hiç ayırmak istemiyorum onu yanımdan. Her anla tanıklık etmek istiyorum. Uyusunlar, biz eriyesi çıkalım. Tamam canım. Gümüş. Tamam, geliyorum şimdi. Hadi. Ay. Gümüş.
İyi misin güzelim? İyi misin sen? Gel. Otur şöyle gel. Gel hayatım gel. Gel, gel canım. Mis gibi de koktu. Siz iyi olun. Ben her gün 10 kere kahve yaparım. Sağ ol kızım. Kahveden öldüreceğim bizi yani. Daha neler. Mersi. Rukiye. Orhan'ın işi yoksa buraya gelsin. Bir şey isteyeceğim ondan. Tamam. Hemen çağırıyorum. Tamam canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Gümüş, sana neler oluyor? Yok, iyiyim Pınar. Bir anda... Bu böyle olmaz. Sen iyi değilsin. Ben doktor çağırıyorum. Pınar, hayır. Çağırma lütfen. O zaman kalk odana gidiyoruz. Uzanıp dinlen biraz. Tamam, gidelim. Nerede kaldı kızlar ya? Kahveleri soğuyacak. Çocukların başlarında lafa dalmıştır onlar. Ben de mi gitsem? Yiğit'e bakardım. İyi akşamlar Orhan'cığım. Buyur abi, beni çağırmışsın. Evet Orhan. Gümüş, sen aklını mı kaçırdın? Söylediklerinin farkında mısın? Pınar, gerçekten hepimiz için en iyisi bu. Ya Pınar, Mehmet benim yüzümden kahrolacak. Hastane günleri de devam edecek. Gümüş, bunu kabul edemem. Hemen hastaneye gitmemiz gerek. Yani o doktora da diyecek 2 lafım var ha. Kızım, sen manyak mısın ya? Ya doktorun bir suçu yok ki. Ben istedim kimseye söylememesini. Pınar, ben hastaneye falan dönemem artık. Tamam işte, ilaçlarımı düzenli alacağım, kontrollere gideceğim. Ah canım benim ya. Sen kendinde değilsin Gümüş. Hayatın senin bu kadar değersiz mi? Lütfen ısrar etme. İyi bakacağım diyorum kendime. Mehmet'ten bunu saklayamazsın ki. Duyunca kıyameti koparacak. Pınar, bak sakın Mehmet'e bir şey söyleme. Lütfen. Zaten onun yüzünden yarım kaldığımı düşünüyor. Ya onun acı çekmesini istemiyorum. Ne olacak? İkimiz birbirimiz için üzüleceğiz. Pınar'cığım, bizim morale ihtiyacımız var, ne olur. Ben gerçekten idare edebilirim. Tedavime dikkat edeceğim işte. Doktor ne isterse yapacağım, lütfen. Mehmet'in bilmemesi lazım Pınar. Pınar.